Merhaba arkadaşlar, Rengahenge hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve çok güzel bir örnek yapacağız. Örneği ben Alize Diva Silk efektle göstereceğim. Tabii bunu herhangi bir iple yapabilirsiniz ama bu tarzdaki ipte nasıl duracak, onu da duruşunu da bakacağız. Kalan ipte nasıl yapacağız, onu da sonra konuşacağız ve hatta ben örnek hazırladım, onu göstereceğim. Örneğimizi zincir çekerek başlıyoruz. 2 numaralı tığ kullanıyorum. Örneğimizi uç trabzan, bir boşluk, yani 4 ve 4'lü katları olarak hazırlayacağız arkadaşlar. Herhangi bir projede kullanabilirsiniz. Kullanacağı projeye göre de zincir çekeceksiniz ve zincir çektikten sonra 4 ve 4'lü katları olarak sayarsınız. 2 sağ tarafta bitiş, 2 başlangıç trabzan olarak da 4 tane trabzan, çınar trabzan olarak eklersiniz arkadaşlar. Şimdi zincir çektim ve 1 2 3 4. Zincirin gözlüğün içerisinde ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1. Bu sırada örnekte her gözlüğün içerisinde birer tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Birinci sıramız bu şekilde olacak ve sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz, sıramıza döndürüyoruz, tığım üzerine ip alıyorum, bunu birinci trabzan ve bir zincir ekstradan ördüm. Sıradaki gözlüğü boş bırakıyoruz, yandakini, bunu boş bırakıp yandakini batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir boş bırakıp yandaki gözlüğün içerisinde bir trabzan yapıyoruz. Bir boşluk, bir trabzan. Küçük bir kutucuk oluşturuyoruz bu sırada da. Sıra boyunca böyle devam edecek. Bu örneği yazlık bluzlarda, kışlık kış ipiyle şallarda vesaire kullanabilirsiniz. Ben küçük bir örnek yapacağım için 8 tane kol var burada. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu bana yeterli. Sıranın sonunda tekrar 1 2, bu benim trabzan. İsterseniz bunu 3 de yapabilirsiniz ipinize göre. Ben 3 yaptım. Tığımız üzerine ip aldık, sıramızı döndürdük ve şurada boşluğun içerisinden bir trabzan yapıyorum. Bir trabzanı tepesinin üzerinden trabzan yapıyorum. Yine boşluk içerisinden, yine tepesinden, yani her trabzanı karşılık bir trabzan olacak burada. Aşağıdaki sıranın ne kadar burada trabzansa aynı trabzan sayısı burada devam edecek arkadaşlar. Sıra sonladı. Bir önceki sıra başlarken zincir çekmiştik. En tepedeki zincirin içerisinden ilmek alarak bir trabzan daha yapıyoruz. 1 2 2 zincir, birinci trabzan sayarak yapıyorum ve sırama döndürüyorum. Tığım üzerine ip aldım ve bu yapmış olduğu zincirini dibine batıyoruz bu sefer. Ama bunu biz trabzan olarak sayacağız arkadaşlar. Şöyle 2 trabzan yapmış oluyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyoruz. Tığımız üzerine ip aldık ve bakın burada arada 5, bir tanesini boş bırakıyoruz. İkinci şurada gözlüğün içerisinden ilmek alıyorum ve 2 ilmek boşaltıyorum. Son ilmeğimi tutuyorum. Tekrar tığımı üzerine doluyorum. Sıradaki gözlükten ilmeği alıyorum. 2 ilmeği boşalttım ve son ilmek tuttum. Tekrar tığım üzerine ip aldım. Sıradaki gözlükten
ilmek aldım, 2 ilmek ördüm ve sonra şöyle hepsini birden boşalttım, kilitledim, fıstık yaptım böyle. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığım üzerine ip aldım. Bakın şöyle, şurası boş bırakıyorum. Hemen yandaki gözne içerisinden ilmek alarak 2 ilmeği boşaltıyorum. Bir tanesini tutuyorum. Sıradaki ve 3. sıradaki gözlekte aynı işlemi yapıyoruz. Ve hepsini birden boşalttık. Kilitledik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektik. Tığımız üzerine ip aldık. Bir tanesini boş bırakıp hemen yanındakine aynı işlem tekrar yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Tığım üzerine ip aldım ve bakın burada iki tane trabzan var. Bunu boş bırakıyoruz. En sondaki zincirli olanı tepesinden ilmek alarak bir ve tekrar aynı gözlek içerisinde ikinci kenar trabzanımızı yaparak bu sıramızı şöyle bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Bundan bir tanesi bizim trabzan, iki tane de zincir boşluk var arasında. Şimdi bunu tam ortasından ilmek alıp kilitliyoruz. Şöyle. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Ortasından şöyle zincirden de yapabilirsiniz arkadaşlar, fark etmez. 1 2 3 4 5 isterseniz 1 2 1 2 burada 5. ortadaki zincirden de şöyle yapabilirsiniz. İsterseniz böyle yapın, isterseniz böyle yapın, hiç fark etmez. Yani o size kalmış. Ve tekrar burada ortadaki yani üçüncü zincirin içerisinden şöyle kilitledim. Sonra 1 2 zincir yaptım. Tığım üzerine ip aldım ve şurada hatta uç zincir yapalım. Şey yapmasın, sıkmasın. Tığım üzerine ip aldım ve burada en son trabzanın tepesinde 1 2 bakın şöyle bir sıra oluşturmuş olduk. Şimdi bir sonraki sıra için 1 2 3 bu bizim şey trabzan, kenar trabzanımız. Siz burada uzunluğa göre 2 zincir çekerek de trabzan yapabilirsiniz, uç da çekebilirsiniz. Tamamen o sizin ipinize ve el sıklığına bağlı bir durum. Şimdi bu sefer şöyle göstermek de istiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. sıradayız arkadaşlar. Tığım üzerine ip alıyorum ve bunu hemen dibine bir trabzan yapıyorum. İki tane bizim kenar trabzanımız vardı, onu yaptık. Bir zincir ve tığım üzerine ip alıyorum ve bakın şimdi şunu değil, şuradaki 5 tane zincirimiz vardı. Orada 1 2 3 3. zincirin içerisinden şöyle aldık ilmeğimizi. 1 2 tığım üzerine ip alıyorum yine aynı gözünün içerisinde. 1 2 ikili trabzan yapıyoruz. Yine aynı trabzanın, pardon, zincirin gözünün içerisinden bir tane daha, yani 3 tane trabzan yaptık. Arada bir zincir, sıradaki yine 1 2 3
üçüncü zincirin içerisinden ilmek alıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar bir zincir, sonra 1 2 3. Bunu ara dantel olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar örneği. Ve bakın 1. Yine sıra başlangıçtaki gibi aynı şey yapacağız. Şurada en tepede 1 2 üçüncü yere yapalım. İkili trabzan iki tane yapacağız arkadaşlar. Ve sıramızı bitirmiş olacağız. Bu sıramız böyle bitti. 1 2 3 birinci trabzan. Sıradaki şu buna tıkabül ediyor. Birinci trabzan. Sıradaki gözlüğün içerisinden ilmek aldım. İkinci trabzan. Şu arada bir zincir var. Oradan bir trabzan. Her bundan sonra gözlüklerin içerisinden birer tane ilmek alarak her birinden birer tane trabzan öreceğiz arkadaşlar. Ve bu sırada bizim örneğimiz bitmiş oluyor aslında. Burada ne dikkat edeceğiz? Başlarken birinci trabzan sıramızı, şuradaki sıramızı ne kadar ilmek varsa aynı ilmek burada olacak ve aynı sayıda ilmekler burada olacak arkadaşlar. Sıra sonunda dikkat etmesi gereken şey şurada bakın 1 ve bir tane de zincir çekerek trabzan yapmıştık. Onun tepesinde tekrar batıyoruz ve 2. Ve böylece sıramızı başlarken nasıl ne kadar sayıysa aynı sayımızı yakalamış oluyoruz böylece. Burada ben daha büyük bir şekilde şöyle kalın bir iple örnek yapmıştım. Burada ben başka bir şey yapıyorum. Bu kışlık bir proje. Ben biraz önce dediğim gibi hem kışlık hem yazlık olarak kullanabilirsiniz. Ara dantel olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir örnek arkadaşlar. Bundan sonrası ne yapacağız? Bu sıranın üzerinde sıra sonunda şöyle tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekelim ya da ipinize göre 3 tane. Ben kalın ipte 3 tane çektim. 2 tane trabzan olarak bir de ara zincir lazım bize. Bir gözlük boş bırakıp sıradaki gözlüğün içerisinden ilmek alıyoruz. Bir zincir, bir boş, bir dolu olarak kutucuk yapıyoruz. Ve böylece bizim bir sonraki sırada kutucuk olarak bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine aynı işlem yapıyoruz burada da. Ve sıra sonunda tekrar 1 2 3 tığım üzerine ip aldım ve yine bir boşluğu içerisinde bir trabzan, bir trabzanın tepesinde bir boşlukta bir trabzanın tepesinde bir sıramıza tamamlıyoruz. Burada sıra sonları da dikkat edelim arkadaşlar. Bakın zincirli sırada, hani bir önceki sırada zincir çekerek yaptığımızda bir tane içeriden böyle trabzan yapıyoruz. Sonra da 1 2 3 tepedeki zinciri batarak bir tane daha yapıyoruz ve sıramızı böylece ne bitirmiş oluyoruz. Şöyle bir motifimiz tamamlanmış oluyor. Ben bir trabzan fazla yapmıştım bir önceki sırada. Onu böyle yapayım. Ve şöyle bir motif oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir örnek. Ve kolay bitiyor aslında. Kışlık olarak da yapabilirsiniz. Kalan ipte de duruş böyle. Bunu ben farklı bir şekilde değerlendireceğim. Bu inşallah bununla ilgili de video çekeceğim. Proje bittiğimde size de anlatacağım ne yaptığımı.
Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma henüz abone değilsiniz. Eğer ki abone olmayı unutmayın.